Mevla kullarını Müslüman olsunlar diye yarattı. İbadet için yarattı. Kaçak bir kulumu bana getirirsen diyor. Davud Aleyhisselam milletten bıktı. Uğraşmaktan. Hem hükümdardı devlet reisi olduğu için. Mahkemeyi de o görüyor. Hakemlikler, şeylikler. Allah'ın peygamberi o godada ibadet yapıyor. Gece gündüz ibadet. E bir de milletle uğraşıyor falan. Yahu dedi, bu milletin işleri bitmez. Çekildi uzlete. Kimse bulamıyor. Bir vadiye gitti, bir, bir tenhaya çekildi. Geliyor. Şeyde kimse yok. Merkezde kimse yok, devletin merkezinde. Onun yerleri var. Bina, binaları, kuvvetli binaları vardı muhkem. Ondan sonra geliyorlar. Nerede Davud Nebiyullah yoksa? Mevla Teala vahyet. Ya Davud, ma li vahida. Niçin ben seni cemaatın içinde görmüyorum da? Müslümanların cemaatin arasında görmüyorum da. Yani yoksun orada demek istiyor. Buyurmak istiyor. Niçin seni tenhalarda tek başına ibadet yaparken görüyorum? Dedi ki ya Rabbi firaran ileyke ya, bu millet beni konuşturuyor, bir şey soruyor, dünya kelamı, şu dur, budur. Ben istemiyorum. Ben sırf zikir yapmak istiyorum. Sana kaçtım dedi. Yani ibadette meşgul etmesinler beni diye sırf ibadet çıkartmak istiyor. Mevla Teala ne buyurdu? E, ya Davud, eğer sen benim bir kaçak kulumu bana döndürürsen ben kullarımı Müslüman yarattım. Fıtratı İslam üzere yarattım ama sonradan bozuldular. Bir kısmı namaz kılmıyor, bir kısmı oruç tutmuyor, bir kısmı seket vermiyor, bir kısmı haram zina yapıyor, bir kısmı içki içiyor. Falan. Kimisi imansız. Onun için bunlar benden kaçmış. Sen bana kaçıyorsun, onlar da benden kaçıyor. Onun için eğer benim kaçak bir kulumu bana getirirsen yani ne demek? Yola getirirsen, namaza başlatırsan, zikre getirirsen, ilme getirirsen Ketep tüke cehbeza Seni benim nazarımda en büyük kullardan yazarım. Bak, tek başına ibadet yapsan, hiç uyumasan, yemesen, içmesen, melek kadar ibadet bile yapamazsın. Ne kadar olsa insansın. Ama öyle ibadet çıkarsan bile ben seni en büyük kulum yazmam. Ama kaçak bir kulumu bana döndürürsen seni en büyük kullarımdan yazarım. Onun için cihadın en üstünü iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek?